Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Arkadaşlar bugün tozlaşma yapacağız. Bunu nasıl yaptığımı göstereceğim size. İster beyazdan mora veya mordan beyaza hiç fark etmez. Şimdi şöyle bir tane sarı tohum alacağım. Burada güzel bir menekşem var benim. Güzel açan bir menekşem. Bu beyaza tozlaşma yapacağız. Yani tohum tüpü üretmeye çalışacağız. İnşallah da olacak. Şuradan böyle sarı bir tohum tüpü alıyorum. Daha doğrusu tohum alıyorum. Şöyle sarı. Şöyle. İki tırnağımızın arasında böyle bunu eziyoruz. Böyle biraz daha tozlu olması lazım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kulak çubuğuyla alıyorum. Temiz bir kulak çubuğu. Ellerimizin dezenfekte olması lazım arkadaşlar. Temiz olması lazım ellerimizin. Bir tane daha deneyelim. Olmadı. Kuru olması lazım. Bu alacak olanın da 3 günlük çiçek açmış olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu güzel oldu. Bir tane daha yapalım. Şimdi bunu şimdi arkadaşlar şu beyazı şöyle uçlarında şöyle görüyor musunuz? İnşallah gösteriyorumdur. Şuraya iğne gibi olan yere böyle dokunduruyoruz. Polenleri buraya yayıyoruz. Bunu aynı zamanda böcekler de yapıyor. Bizim yapmamıza gerek yok ama bazen de böyle kendi üretimimiz olsun istiyoruz. Böyle. Şöyle gösteriyorumdur inşallah. Bu sarı tohumlar değil, tohum tüpü oluşacak. Şurada göstereceğim ben size. Şimdi bunu tamamlamış olduk. Şurada bak yalancı bir tohum tüpü var. Şöyle küçük. Bunun böyle iri olması lazım. Tohum tüpü oluşabilmesi için. Şöyle şunu da göstereyim. Nasıl desem şöyle nohut kadar büyüyor bu. Ondan sonra da kuruyor. 5-6 ay kurumasını beklememiz lazım. Çünkü kurumadan eğer dalından koparırsak ondan hiçbir fayda sağlayamayız. Tamamen dalında kuruması, dalını koparmamak için de küçük bir kurdele bağlamamız veya bir ip bağlamamız çok iyi olur. Çünkü yanlışlıkla onu oradan kesebiliriz. Onun için oraya bir küçük ip bağlanırsa çok daha sağlıklı olur. Arkadaşlar burada benim yine kırılan bir menekşem var. Kaz boynu oldu. Kırıldı. Ben de bunu suya koydum. Bunu da dikeceğim inşallah ileriki günlerde. Bunu size göstermek istedim. Bazen böyle şöyle bir kaba koyabiliyorum. Köklenmesi için. Ama bu biraz büyük olduğu için böyle suya koymak istedim. Ama suda da gayet güzel kök yapmış. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada o kadar güzel menekşelerim var ki. Treyil menekşelerim. Şuna bir bakar mısınız? Bu da henüz açmadı. İnşallah açacak. Açtığı zaman da sizinle paylaşacağım.
Çok güzel, çok sağlıklı, gayet keyfi yerinde. Bu fitili sulamada. Çok seviyorum ben bu menekşemi. Henüz çiçek açmadı. Eflatun açıyor bu. Açık eflatun. Çok güzel rengi. Burada da bir güzel menekşem var. Gayet güzel, sağlıklı yaprakları. Bu da açmak üzere. Şöyle tomurcuklarını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir çiçeklerim, bir menekşelerimi göstereceğim size. Bunlar aynı cins menekşelerim. O kadar güzel tuttular ki. Şöyle göstereyim ben size bunu. Biraz su püskürttüm üzerlerine. Harika. Bu da fitili sulamada. İpi var böyle iki tane. Çok sağlıklı, gayet güzel, sağlıkları yerinde. Bunların üçü de aynı menekşe. Bu da en küçüğü. Bol bol su püskürtüyorum üzerlerine. Bazı arkadaşlar diyorlar ölmüyor mu? Niye öyle yapıyorsunuz diye. Ama ben alışmışım. Hiçbir şey olmuyorlar benim menekşelerim. Seviyorlar daha doğrusu nemi. Şuna bir bakar mısınız? Bunda sizce kaç tane menekşe vardır? Şöyle biraz daha kaldırırsam çok daha net göreceksiniz herhalde. O kadar çok menekşe var ki bunda. Bayağı da büyüdü. Yani iki karış var şöyle tuttuğunuzda eni iki karış var. Belki 20'den fazla menekşe var. Bunu da açmasını bekliyorum. Çok güzel. Bu da fitili sulamada. Bu treyil bir menekşe, pembe bir menekşe. Şimdi arkadaşlar şunlara bir bakar mısınız? Şimdi öbürkünleri de göstereceğim size. Bu bir. Bu da dediğim gibi bak bir karış dört parmak var bunun genişliği. Çok büyük. Belki 20'den fazla bunda da var menekşe. Şimdi bu bir karış. Bakar mısınız ne kadar güzel. Şöyle bazen şey kurumalar oluyor. Onları alıyorum. Çok sık olduğu için ışık alamayabiliyor bazen. Şuna bakın. Çok güzel gelişti. İki tane daha var burada. Gayet güzel. Keyifleri yerinde. Fitili sulamadalar. İşte biraz video çekmek biraz zor oluyor. Bunları taşı mutfağa tekrar yerlerine yerleştir. Suları kalmıyor. İlaçları kalmıyor. İlaçlarını hallet. Derken böyle oyalanıyorum işte. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane torbada da menekşem var. Onları da göstereyim. Videomu bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ben. Teşekkür ederim şimdiden size. Bir de açabilsem. Bunları artık yerlerine alacağım. Orada bir sürü menekşem olsun istemiyorum artık. O kadar çok oldu ki. Bunları alacağım bir köşeye. Olmazsa sfagnum yosununu alırım.
Çünkü artık böyle tek tek bakmak bıktırıyor da beni. Çok da seviyorum ben bunları. Buradaki o kadar güzel olmuş ki. Uf uf. Epeydir bakamıyorum. Dediğim gibi misafirlerim vardı. Ben bunlarla hiç ilgilenemedim. Çok güzel. Şu beyaz menekşeyden kapatalım. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.